Merhaba ben Tunç Atıroğlu, Piyasalar yorumuna hoş geldiniz. Bugün öncelikle borsayla başlayacağız. E, çünkü Moody's'ten not artışı bekleniyor. Piyasa bu gibi durumlarda not artışından önceki e, bir hafta içerisinde, birkaç gün içerisinde yükseliyor. Ancak not artışı gerçekleştikten sonra ertesi hafta satışlar gelebiliyor. İşte şimdi gene piyasada Böyle bir hava olduğunu görüyoruz. Yani şöyle işte borsada yükseliş oldu. Ee, şöyle pardon yükseliş oldu ve e, ben demiştim yani o zaman şu 11.072 önemli bunun üzerinde kalması. Bakın iki gündür daha yüksek seviyede açıp daha aşağıda kapıyor. Burada biraz artık alımları durdurmak gerekir. Satış yapmak gerekmez ama alımları durdurmak gerekir diye düşünüyorum ben. Zaten birçok şey fiyatlanmış ve şu şekilde yani Mehmet Şimşek'ten sonra da Mehmet Şimşek'in vergi gelecek konuşmasından sonra da bakın yükselişte oldu. Bayramdan sonra yükseliş bekliyorduk. Bayramdan önce yükseliş oldu ama bayramdan sonra da o yükseliş gene de olmuş oldu yani artık bu noktada gelebilecek haberler, olumlu haberler gelmiş oluyor ve olumlu haberler de yani gelebilecek olumlu haber bittikten sonra satış gel gelmesi beklenir. Satış yani bir düzeltme olması beklenir. E, piyasada bunu fiyatlıyor olabilir. Şu anda biraz kenarda durmak lazım. Yeni bir alım yapmamak lazım. Önümüzdeki hafta belki bir miktar satış gelir. O zaman değerlendiririz. Önümüzdeki hafta o satışları görmüyorsak, kaldığımız yerden devam ediyorsak o zaman yeniden alım yapılabilir. Cazip hisseler, e, cazip hisselerle ilgili çalışmamı bu hafta sonu tekrar yayınlayacağım Twitter abonelerim için ay sonunda herkese açık burada video yapacağım. Evet, e, bu şekilde borsayı kapatalım. Şimdi e, Amerika'da Amerika'da daha e, Dow Jones bugün satış var. Zaten dün söylemiştim gelelim. Yani düzeltme olabilir temmuzda diye bekliyorum. Yani haziran ortası ağustos başına kadar falan bir düzeltme olabilir diye bekliyordum. E, olursa benim için sürpriz olmaz. Zaten o yüzden kenarda para piyasası fonunda para tutuyorum. Burada bir düzeltme olursa almak için demiştim. Eğer böyle bir düzeltme olmuyorsa öyle veya böyle ağustos ayında gene de alacağımı söylemiştim. Şimdi düzeltme oluyor. Başlangıcı düzeltme var demek için bir kere 3 endeksten de teyit almamız gerekiyor. Dün almadık. Dün Dow Jones çıkmıştı. Bugün Dow Jones'ta düşüş var. Bu benim için önemlidir. Şu anda sata dönmüş değildir Dow Jones. Daha bu ilk günlük düşüş. E, düzeltme başladı Dow Jones'ta diyemeyiz. Ama S&P'ye baktığımızda bakın artık bugün hareketli ortalamanın altındadır. Bu benim için yani bir e, işarettir. Çünkü 3 endekste aşağı yönde. E, S&P ve Nasdaq da hareketli ortalamanın altında. Yani Nasdaq düzeltmeye girmiş durumda. S&P bugün de düşerse düzeltmeye girecektir diye düşünüyorum. Yani ben satıcı değilim. Ben buradan satış önermiyorum. İsteyenler kendi stoplarını koyarak, kendileri stop seviyesi belirleyerek bir şeyler yapabilirler. Ben şu anda alım için uygun görmüyorum. Belki biraz daha düşecek, daha uygun bir seviyelere gelirse, o zaman alacağız. Ben e, S&P ve Nasdaq haricinde o small cap falan gibi şeyleri önermediğimi söyledim. Çünkü bu tip small cap'teki hareketler e, rally'nin başında para kazandırır, rally'nin sonunda e, artık bir e, düzeltmeye yakın olduğunuz bir noktada. Small Camp'lerdeki hareketlerin spekülatif olduğunu düşündüğüm için ben önermiyorum ama isteyen bana sormasına gerek yok kendisi alıp satabilir elbette bana soruyorsanız benim fikrim bu şekildedir Amerika'da. Ee, buradan da gelelim Amerikan 10 yıllıklara geleceğim Amerikan 10 yıllıklarda bugün bir miktar yükseliş var şöyle dipte gidiyor çok önemli bir hareket değil. Ama bunu söyledikten sonra bakın altında bugün gene bir parça yükseliş var. Dünkü düşüşü henüz geriye alabilmiş değil. O yüzden altında yani görünüm iyi parça parça alınabilir buradan. O şekilde gümüşte daha fazla bir düşüş var. Hareketli ortalamaya kadar çekildi ama gördüğünüz gibi içim okuya kadar da çekildi. Buralar destek olabilir gümüşte. Tekrar alım gelebilir. Platin, paladyumu sormuş bir arkadaş. Böyle bir şey yapmıyorum artık onları incelemiyorum. Çünkü iyi değil. İyi, iyi, iyi olmayınca da hep insanlar iyi bir şey söylememi bekliyorlar. Ayrı iyi değil. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum. Ve de takip etmiyorum. Şimdi gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'de şöyle güzel bir yükseliş oldu. İçim okuya kadar da geldi. E şimdi biraz geriliyor. E, buralarda. Yani e, çok hızlı bir yükseliş olduğu için burada biraz soluklanması normal ama bu içi moku en rahat yani geçilebileceği yerde. Şu anda şöyle bakın bu yükselişin Fibonacci'sini çektiğimizde 63.368'e kadar yani %23'lük 23.6'lık yere kadar gelip buradan yukarı dönecek olursa daha da güçlenmesini beklerim hareketin. Şu anda öyle bir şey Yok yani daha henüz orada destek buldu diyemiyoruz. Onun için hafta sonunu beklememiz gerekiyor. Ripple'da şu 62.77'yi ben hedef olarak vermiştim, direnç olarak vermiştim. Oradan oranın biraz üzerinden de geri gelmeye başladığını görüyoruz. Şu 55.80, şu 55.8 daha önceden çok önceden çizdiğimiz yer destektir. Bu destek kırılırsa Ripple'da daha aşağı seviyeleri görebiliriz. Şimdi buna ek olarak Başkan Biden'la ilgili gelişmeler var. Bırakacak mı, bırakmayacak mı? Covid oldu. bırakırsa yerine kim gelecek? Kim aday olacak? O aday olursa başarılı olacak mı falan bu tip bu tip şeyler spekülasyonlar var. Şimdi şöyle Başkan Biden bırakabilir. Bırakırsa yerine Kamala Harris gelmesi bekleniyor. Onun da Trump karşısında çok fazla şansı olduğu görülmüyor yapılan. Anketlerde demeyelim de bu şeylerde, bahis, bahis sitelerinde, prediction markets deniyor buna yani tahmin piyasaları deniyor ve tahmin piyasalarının da daha iyi bir gösterge olduğundan bahsediliyor. Bu da nereden çıkıyor? Tahmin piyasaları daha iyi bir gösterge olması. Bu da kitlelerin bilgiliği konusunda çıkıyor. onu da zamanında anlatmıştım. Bugün tekrar yeri geldiği için bahsetmek istiyorum. Sir Francis Galton diye birisi, polimat, yani birkaç alanda böyle uzman bir kişi, bir profesör. zamanında diyor ki yani bu demokrasi işleri ne ben çok inanmıyorum. Şimdi Kraliçe gidip bir danışmanlar kurulu, bir bakanlar kurulu bir kabine belirlediği zaman bu işten anlayan adamlar adamları getiriyor. Oysa halkın verdiği oylarla seçilmiş adamlar, bakan ve milletvekili ve ondan sonuçta işte bakan olurlarsa o zaman halkta işte cahil İngiltere'de. Ee, bu adamlar abuk subuk adamları seçer, kim daha böyle e, vaatleri olan adamlar olursa onlara oy verir ve dolayısıyla bu adamlar iyi yönetemezler diye düşünüyor. Tabii e, cahil halk şöyle böyle deyip kenara çekilmek yerine adam benim insanı olduğu için ben bunu deneyeceğim ve ben bunun deneyini yapacağım diyor. Nerede ben öyle bir yer bulmalıyım ki diyor. Hem orada cahil halk olsun hem de e, bu işin uzmanları olsun. adam da bir e, çiftçi panayırı var. Oraya gidiyor. Tabi bu işi yaparken de kendisi bizzat gidiyor. Ve orayı geziyor ve görüyor ki orada bir öküz tartma e, yarışması var. İşte bir öküz getirmişler. Diyorlar ki biz bu öküzü tartacağız. Ama siz bir tahminde bulunun bakalım. Bu öküz kaç pound geçer işte bir pound 454 gram. İşte bir kutunun içerisine herkes adını yazsın. Öküz, öküzün kaç pound olduğuna dair de bir tahminini yazsın. Kağıdı atsın diyorlar. Bir tarafta da uzmanlar var. Onlar da kasaplar. Adamlar hayvandan anlıyorlar. İşte bu hayvan kaç kilo gelir falan biliyorlar deniyor. Bir de onlar tahmin yapsın deniyor de onlar tahmin yapsın. O zaman diyor ki Galton bu tam bana göre bir şey işte. O zaman tabii şey de yapmıyor yani iki tane yard doç göndereyim onlara bu işleri yaptırayım. Çantamı şey yapayım taşıtayım. Sonra onlar bir de benim yerime de yazsınlar. Ben de üstüne kendi adımı yazayım falan demiyor adam. Gerçek bilim insanı. Gidiyor bu kağıtları kendisi alıyor deftere yazıyor. O defter falan var bugün internette bulabilirsiniz. Alt alta koyuyor işte böyle şeyleri, sayıları ve şunu fark ediyor. O cahil halkın yapmış oldukları tahminlerin ortalaması bu işin uzmanıdır denen adamların içerisinde en yakın tahmini yapandan daha yakın. Yani bir pound farkla doğru tahmin etmiş oluyor kitleler. Yani o yüzden Evet, tek tek adamlar bilmiyor işlerden anlamıyorlar belki ama yani onlar daha iyi bir tahmin yapmış oluyorlar. Tabii burada şöyle de bir argüman var. Ya burası çiftçi pan panayırı, gelen adamlar da köylüler falan. Tabii ki onlar da hayvandan anlar gibi bir şey de var ama tabii ki bir kasap kadar iyi anlaması beklenmez. Benzer çalışmalar sonradan yapılmış ve ondan sonra adam diyor ki, evet yani bu demokrasi o kadar kötü bir fikir olmayabilir. ...bunun üzerinde belki daha fazla çalışma yapılması gerekiyor diyor. Şimdi o yüzden Prediction Markets bu mantıkla kurulmuş. Bunu hatta ilk kuranlar istihbarat örgütleri, CIA'in falan bu konuda çalışmaları olduğunu biliyoruz. Birdenbire ortadan kayboldu o çalışmalar, yok oldu. Ben de bu konuyla ilgili bundan 10-12 sene evvel bir yazı yazmıştım yani. Şimdi o yüzden bugün bu Prediction Markets var. Yani bu bahisler, bahislere göre işte Biden kalacak mı? Biden yerine kim gelecek? Kim gelirse kim kazanır gibi şeyler. O böyle işte birilerini anket yaptırmaya göre falan daha başarılıdır deniyor. Şu anda ben son durumu, son durumu size göstermek istiyorum. Şurada son durumda, son tahliyde durum nedir? Polymarket işte site adı. Şimdi burada. Da şöyle mi yapsak? Evet, böyle daha iyi. Yani diyor ki, Başkan olarak Trump'ın yüzde 66 ihtimal veriyor Trump'a. Kamala Harris'e 21, Joe Biden'a 7, başka bir Demokrat politikacı olabilir. Deniyor. E, kim oldu daha belli değil. Michelle Obama'ya sadece yüzde iki burada şey verilmiş, ihtimal verilmiş. Tabii değişebiliyor bunlar burada Demokratların adayı kim olacak şeyi de var. O da böyle ilginç. Bakın Demokratların adayının şu anda e, şurada pardon, Demokratik Demokratların adayının e, Kamala Harris olması bekleniyor. %60 ihtimalle. Joe Biden'a 27 ihtimal vermiş. Yani artık e, bu şekilde bakıyor bu piyasa. Yani büyük ihtimalle Kamala Harris olacak. Joe Biden olmayacak. İşte Whitmer'a da bir o yüzden on vermiş ama Michelle Obama ve Gavin Newsom'a hiç şans tanımıyor neredeyse piyasa. Daha başkaları da var galiba. Hillary Clinton, Kennedy, Kennedy zaten kendisi gidiyordu. Warren falan şeyler. Yani burada Kamala Harris olacak diyor. Şimdi burada piyasa buna bakıyor. Evet Harris olacak diyor. Ama Gene de gene de Trump kazanacak diyor yani 66 de demek açık ara demek oluyor zaten. Şimdi buradan nereye varmak istiyorum? Yani piyasada bir çalkantı yaratabiliyor böyle şeyler ve gerçekten de yani Harris de olabilir. Bir ihtimal de şu olabilir. E, demin gördünüz belki fark ettiniz. 21 Ağustos'ta bu işin bitmesi lazım. Yani Kimin e, seçime kimin başkan adayı olduğunu Belli olması gerekiyor girerken. İşte bugün de 18 Temmuz fazla bir şey kalmış. Yani bir ay kalmış neredeyse. Şimdi ben çekilirim çekilmem falan deyip e, acaba diyorum Biden kurt tabii siyasetçi şöyle bir şey yapabilir mi? Çekilirim çekilmem der. ha Bu adam hasta oldu çekilecek falan derler. Onu beklerler. Takılır böyle bir hafta 10 gün sonra der ki ben iyileştim. Çünkü iyileşiliyor. Daha evvel de COVID oldu geçirdi iyileşti. İyileştim. işimin başındayım da diyebilir. E, o zaman da yeni bir aday bulmak, koymak için iş işten geçmiş olabilir. O da ona oynuyor olabilir. Ama her türlü durumda e, çok yani ümitlendikleri Obama'nın da katılması pek mümkün gözüküyor. E, Harris olabilir ancak e, Harris de olsa Trump kazanıyor. Yani, yani kripto para için Wall Street için pozitiftir. Ama şunu da söyleyeyim. Biden'da kötüdür demek değil. Bazı insanlar bazı şeyleri karıştırıyor. Mesela bizde deniyor ki böyle evet, şimşek Nebati'den çok daha iyi. Ama şunu da hatırlamak lazım. En iyi paralar da Nebati zamanında kazanıldı. Nebati ben iyidir demiyorum ama o Nebati zamanında çok para kazanıldı yani. yani kazandık şimdi değil mi? Dinleyenler falan bende. Bayağı kazanlar Nebati zamanda. İşte o dolarlardan da kazanıldı. Gerçi tam daha nebati gelmemişti o zaman. Dolardan kazanıldı. Borsadan kazanıldı. Bir sürü şeylerden kazanıldı. Gene nebati varken alınmış olan eurobondlar seçimden önce ki ben almıştım eurobond fonları falan. Bunlar da tabii nebatiden sonra da olsa kazandırdı yani. Şimdi o yüzden Biden'da çok kötü değil Biden'da. Neticede bugün Amerikan borsası rekorlar kırdıysa işte 2-3 gün ne kadar da Biden zamanında oldu olaylara. Bir de öyle bakmak lazım. Yarın bir e, video videom olmayacak. Cuma günü olduğu için sabah Twitter'da aboneler için olacak. Hafta sonu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün de bu kadar.